Nanoteknoloji, nanosensörler dersi 31 Mart. İkinci sunumlardan Murat kimyasal sensörlerden gaz sensörleri anlatacak. Evet Murat, başlayabilirsin. Evet. Kısaca tekrardan göz geçirecek olursak, sensör kelimesi hissetmek anlamına gelen to sense kelimesinden geliyor. TDK'da ise algılayıcı, yani duyargı olarak kullanılıyor. Sensörler dışarıdan gelen uyarıyı, bu ısı olabilir, ışık olabilir, nem, ses, basınç, kuvvet, elektrik, uzaklık, ivme ve pH gibi fiziksel ya da kimyasal büyüklükler olabilir. Bunları işleyebilen ve ölçebilen elektrik sinyallerine dönüştürüyor. Mesela sensörler fotoğraf makinesi ve video kamera gibi sayısal görüntüleme aygıtlarında da görüntü bilgilerini algılayan ve elektronik ortamda işlenebilir sinyallere dönüştüren temel öğelerdir. Fiziksel ortam değişikliklerini algılayan elemanlara sensör, algıladığı bilgiyi elektrik enerjisine çeviren elemanlara transdüşer denir. Günlük hayatımızda ısı, ışık, basınç, ses gibi büyüklükler var olup bunların etkilerini duyu organlarımız da algılar. Varlıklarından haberdar oluruz. Fiziksel büyüklükleri insan gibi algılayan ve bu algılama sonucunda gerekli ekipmanları devreye sokan ve çıkartan elemanlar sensörler ile transdüşerlerdir. Besleme gerilimine göre sensörler iki farklı yapıda incelenebilir. Bunlar pasif ve aktif sensörlerdir. Kabataslak sensörlerin çalışma prensibi bir giriş var. Uygulanan bir etki var ve elektrik sinyali olarak bir çıkış söz konusu. Burada da sinyal dönüşümünün çevreye etkilenmesi var. Gerekli kontrol işleminin hesaplanması, sinyal sembol dönüşümü, devindiriciyle sinyalin ısı yer değiştirme, aydınlatmayı çevrilerek çevreye etkilemesi, ölçülen değer, algının elektriksel sinyale çevrilmesi, elektriksel büyüklükler cinsinden değerlendirilmesi. Pasif sensörler sinyal üretebilmek için dışarıdan harici hiçbir güç kaynağına ihtiyaç duymayan, fiziksel ya da kimyasal değerleri istenilen çıkış değişkenine dönüştürebilen sensörlerdir. Bu pasif sensör çeşitlerine en basit örnek buton ve anahtardır. Bunlardan farklı olarak potansiyometre, limit anahtarı, ısı sensörleri, basınç sensörleri, LDR, fototransistörler, fotodiyotlar ve mikrofonlar örnek olarak söylenebilir. Bu sensörlerin çalışması için harici hiçbir enerjiye ihtiyaç yoktur. Bu sensörler sadece giriş değişkenini ölçerek tepki verirler. Aktif sensörlerde ise sinyal üretebilmesi için dışarıdan harici bir güç kaynağına ihtiyaç duyan sensörlere aktif sensör denir. Bu sensörlerin en önemli özelliklerinden biri düşük sinyalli ölçmelerde kullanılmasıdır. Bu yüzden dolayı oldukça hassas ölçüm yapabilirler. Evet. Aktif sensörler ürettiği sinyal türüne göre analog veya dijital sinyal çıkışı vermektedirler. Dijital olarak 0 ya da 1 çıkışını verirler. Çıkış sinyali analog olan sensörler ise gerilimsel ya da akımsal akış verebilir. Gerilim sinyali olarak genellikle 0-5 watt arasında bir volt arasında bir gerilim vermektedirler. Akım sinyali olarak ise genelde 4 ila 20 megaamper arası bir çıkış vermektedirler. Çıkış büyüklüklerine göre analog ve dijital olarak iki kolda incelenir. Analog sensörlerde analog çıkış sinyali veren sensörlerdir. Termokolabın sıcaklığını arttıkça çıkışından elde edilen gerilim artmaktadır. Şekildeki gibi. Bir sıcaklıkla likit ısıtılıyor. Termokolabda olarak kullanılan analog sinyal çıkışı bir değer veriyor. Sıcaklık arttıkça sürede ve output edilen sinyal artabiliyor. Dijital sensörler de logic 1 ve logic 0 olmak üzere binary çıkış sinyalli verirler. Dijital ışık sensörüyle sayıcı dönebilen bir shaft var. Dönüştürücü var. Dijital ışık sensörü var. Ve bu şekilde bir çıkış sinyali veriyor. Bu şekildeki gibi. Sensör nasıl seçilir? Algılanacak nesne nedir? Hangi nesneyi algılamak istiyoruz? Hangi teknolojiyi kullanmak istiyoruz? Çevre uyumu bağlantısı nasıl? Sıvı mı, buhar mı, toz oranı, sıcaklık,
elektromanyetik etkileşim, patlayıcı alan, kullanıcı alışkanlıkları, elektrovatlar, algılanacak nesne, materyalin boyutu, yüze duyarlılık uzaklığı, hareketi, renk saydamlığı gibi gibi bir sürü değişkenler bizim kullanacağımız sensörü belirleyen etkenlerdir. Sensörler çok küçük dış uyarıları bile ölçen büyük bir hassasiyete sahip cihazlardır. Belirlenen standartlara karşı kalibre edilirler. Sensörü küçük boyutlarda tasarlamak çeşitli alanlarda kullanılmasına imkan sağlar. Sensör çeşitleri kaba taslak. 15 maddede ben toparladım burada. Ve değineceğim, daha uzun değineceğim konu kimyasal sensörler. Kimyasal sensörler kimyasal bir girişi elektriksel ya da optik sinyale çeviren aygıtlar olup bir arı yüzey ve transdüşerden oluşur. Kimyasal sensörlerin en önemli kısmı olan algılayıcı maddenin seçimiyle istenilen bir gazın algılanması mümkündür. Ki burası çok önemli. Algılayıcı maddenin seçimiyle istenilen bir gazı algılaması. Değişik kimyasalları algılayan sensörlerden gelen bilgiler genelde bilgisayarlarda incelenir. Bunun için analog olan sensör sinyalleri öncelikli olarak dijitale dönüştürülür. Özel yazılımlar sayesinde bu sensör bilgileri mümkün olduğunca doğru bir şekilde analiz edilmeye çalışılır. Bu amaçla yapay zeka tekniklerinden olan yapay sinir ağları kullanılmaktadır. Böylece algılanan kokunun tanımlanması en doğru olarak yapılmaya çalışılır. Bu şekil 3'te karbondioksit gazının ölçülmesinde kullanılan sensörün resmi mevcut. Kimyasal sensörün şemasal gösterimi de kaba taslak. Bir analit var, kimyasal duyarlı tabaka var ve transdüşerin akabinde bir voltaj çıkışı söz konusu. Gaz sensörleri en yaygın kullanım şekli havadaki toksit, zehirli gazların tayinidir. En çok kullanılan gaz sensörleri karbonmonoksit, karbondioksit, kükürt dioksit sensörleridir. Bu sensörlerin seçiciliği gaz membranının geçirgenliğine bağlı olarak değişmektedir. Gaz dedektörlerinin içinde algılama işlevini yerine getiren sensörler bulunmaktadır. Bu sensörler algılanacak gazın özelliğine ve algılama prensibine göre çeşitlilik göstermektedir. Katalitik sensör, genellikle patlayıcı gazların algılamasında kullanılan sensörün yapısında iki tane pelistor adı verilen minik seramik kürecik bulunur. Pelistorin içinde bobin şeklinde sarılmış platinyum tel, üzerinde de katalizör katman bulunur. Patlayıcı gaz sensörü ulaştığında katalizör katman ile reaksiyona girer ve oksidasyon meydana gelir. Bunun sonucunda pelistörün ısısı artar. Pelistör ısısının artması ile birlikte içindeki platinyum tel bobinin elektriksel direncini arttırır. Katalitik sensörlerin yapısında bulunan pelistörlerden sadece bir tanesinin üzerinde katalizör katman bulunur. Diğer pelistör ise referans görevi görür. Bir son köprüsü şeklinde bağlanan pelistörler sayesinde ortam sıcaklığının artışı hatalı algılamaya yol açmaz. Eğer ortam sıcaklığı artarsa iki pelistörün de ısısı artar ve sensörde sinyal oluşmaz. Ancak patlayıcı gaz algılandığında sadece bir pelistör ısınır ve sinyal ve sensör bir sinyal meydana getirir. Burada bahsettiği Wheatstone köprüsünün şeması var. Katalitik sensörler patlayıcı gazları %100 lel seviyesine kadar, ki bu lel seviyesini ilerleyen sayfalarda bahsedeceğim. Uluslararası bir değer. Katalitik sensörler patlayıcı gazları %100 lel seviyesine kadar sağlıklı bir şekilde algılayabilmektedir. Ancak katalitik sensörlerin yüksek gaz konsantrasyonuna uzun süre maruz kalmaları önerilmez. Çünkü yüksek gaz konsantrasyonunun olduğu ortamlarda, ki sanayi gibi fabrikasyon ortamlarında, oksijen seviyesi düşük olur ve pelistörde oksidasyon gerçekleşmeyebilir. Bu durumda sensör duyarlılığını kaybeder, hatalı ölçüm yapar. Yani ortamda çok yüksek derecede, yani yüksek lel değerine sahip patlayıcı ya da parlayıcı bir gaz olmasa da yüksek varmış gibi sinyal verip alarm verebilir sensör. Katalitik sensörlerin normal çalışma koşullarında ortalama ömrü 5 yıldır. Ve kullandıkça da hassasiyet kaybı meydana gelir. Tabii ki maruz kaldığı patlayıcı gazın miktarına göre de ömrü ve hassasiyeti görecelik gösterebilir.
Yarı iletken sensörler genellikle ev tipi uygulamalarda kullanılır. Endüstriyel tesislerde kullanılması önerilmez. Çünkü birçok farklı gaz ile alarm durumuna geçebilir. Temiz havada istikrarlı çalışmayan yarı iletken sensörler su buharıyla bile alarm verebilmektedir. Bu sebeple yarı iletken sensörler günümüzde çok fazla tercih edilmemektedir. Burada da gazın konsantrasyonu yani PPM cinsinden okuma grafiği verilmiş. Metan, hidrojen, propan, butan, pentan, amonyak gibi gazların konsantrasyona göre okuma değerini vermiş. Yarı iletken sensörün içinde ısıtma rezistansı 300 ila 400 santigrat derece arasında ısıtılmış metal oksit bir yüzey bulunur. Normal durumda havadaki oksijen ile metal oksit yüzey reaksiyona girerek yüzeyin belirli bir yarı iletkenlik seviyesine ulaşmasını sağlar. Ortamda bir gaz sızıntısı meydana geldiğinde ise oksijen molekülleriyle sızan gaz molekülleri yer değiştirerek yüzeyin yarı iletkenlik seviyesini değiştirir. Sensörün çıkış sinyali ile gaz konsantrasyonu arasındaki ilişki logaritmiktir. Burada Pelistör çalışma prensibiyle yani en başta anlattım. Katalitik sensörde kullanılan Pelistör ile az önce bahsi geçen yarı iletken sensörün çalışma prensibi yer alıyor. Infrared sensör. Patlayıcı gazların algılamasında en çok kullanılan sensörlerden biri de infrared sensörlerdir. Infrared sensörler genellikle hidrokarbon gazların algılamasında kullanılır. Çünkü infrared sensörler yapısı gereği algılamasını hidrokarbon gazların infrared ışınlarının dalga boyunu değiştirme özelliğinden yararlanarak gerçekleştirilir. Genel olarak infrared sensörlerin yapısı aşağıdaki gibidir. IR ışık kaynağı optik bir algılayıcıya ışık gönderir. Sensörün içine giren hidrokarbon gazı ışık kaynağından çıkan IR ışınını soğurur. Referans ışın ile algılama için gönderilen ışın arasındaki sönüm farkı alarm seviyesi olarak belirlenen eşiğe geldiğinde sensör sinyal gönderir. IR sensörler ortam sıcaklığındaki değişimlere, nem miktarına, yüksek patlayıcı gaz konsantrasyonuna ve hidrojen sülfür gibi engelleyici gazlara karşı dayanıklıdır. Düşük veya yüksek oksijen konsantrasyonu bulunduğu ortamlarda IR sensörleri güvenilir ölçüm yapabilir. Ancak aynı durum katalitik sensörler için geçerli değildir. Ayrıca katalitik sensörlerin normal şartlarda ortalama 5 yıl gibi bir ömrü varken IR sensörlerin ömürleri çok daha fazladır. IR sensörler rutin kalibrasyonu ortalama senede bir kez yapılırken katalitik sensörlerin ortalama 6 ayda bir kalibre edilmesi gerekmektedir. Elektrokimyasal sensör en başta karbonmonoksit, amonyak ve klor olmak üzere zehirleyici gazların ve oksijen algılamasında genellikle elektrokimyasal sensörler kullanılmaktadır. Kısacası elektrokimyasal sensörlerin yapısında 2 veya 3 elektrot bulunur. Ortamdaki karbonmonoksit gazı zardan geçerek elektrotlara ulaşır. Karbonmonoksit gazı ile elektrotlar kimyasal reaksiyona girer ve elektron akımı oluşturur. Gazın konsantrasyonu arttıkça akım da artar. Sensörde oluşan akımın seviyesine göre dedektör alarm sinyali gönderir. Mesela burada şöyle bir es verelim. Yanma tepkimeleri bildiğimiz gibi kimyasal bir olaydır. Sigarayı yaktığımızda da birçok tanecikli yapı ve gaz açığa çıkar. En basitinden sigaranın dışındaki beyaz kağıdın yanması sonucu ciğerlerde kağıdın yapısındaki selülozdan kaynaklı bir buharın akabinde sıvı birikintisi oluşurken dışarıya karbon monoksit, amonyak, formaldehit gibi gazlar da çıkar. Bu tarz elektrokimyasal sensörler sayesinde sigara dumanını algılayan sensörler alarm verebilir. Az önce bahsi geçen konsantrasyonun yani ortamdaki oksijenin azalıp karbonmonoksit gazının erişiminin artması. Bahsi geçen sensör de akımı arttırır ve akımın seviyesine göre de dedektörler alarm verir. Termal iletkenli sensörlerde ortamdaki hava ile algılanacak gazın termal iletkenliğinin karşılaştırılması prensibine göre algılama yapar. Sensörün içinde bulunan ısıtılmış termistör veya platinyum tel referans görevi görür.
Ortamda bulunan gazın ısı iletkenliği referanstan fazlaysa gazın ısısı düşer. Ortamdaki gazın ısı iletkenliği referanstan az olması durumunda gazın ısısı yükselir. Isı değişiklikleri sensörün içindeki elektrik devresinin eşdeğer direncini değiştirir. Sensör bu şekilde ortamdaki gazı algılar. Sonuç olarak patlayıcı ve zehirleyici gazların yıkıcı etkilerine karşı alabileceğimiz önlemlerin başında gaz dedektörlerini kullanmamız gelebilir, gerekmektedir. Gaz dedektörünün içinde algılama işlemini yapan sensörler bulunur. Bu sensörler algılanacak gazın özelliğine ve algılama prensibine göre çeşitlilik gösterir. Duman dedektörleri genelde yangın belirtilerine karşı yani yangın en büyük etkisi duman ısı ve alevdir. Optik duman dedektörü iyonize duman dedektörü ve ışıntı bir duman dedektörü olmak üzere üçe ayrılır. Buraları hızlıca geçmek istiyorum. Çok sürem geçti. Burada da iyonize duman dedektörü içinde sürekli radyoaktif ışıma alan ve duman girişine izin veren bir hücre var. İçerisinde dumanın etkisiyle hücredeki referans akım ve gerilim değerleri değişir ve bu değişime bağlı olarak algılama yapar. Dumanın dışında iyonlaşan birçok etkiyi de algılama riski vardır. Bunun yanı sıra içeriğinde radyoaktif madde bulunması dolayısıyla da fazla tercih edilmez. Şimdi patlama riski ve patlayıcı gazlar LED seviyelerinden burada bahsettik. Her patlayıcının alt patlama sınırı yani LEL değeri vardır. Uluslararası kaynaklarda LEL yani Lower Exploitation Limit olarak geçen alt patlama sınırı. Belirli bir gazın hacimsel olarak ortamdaki havanın minimum yüzde kaçı kadar olduğunda patlama riski doğurduğunu ifade eder. Mesela metan gazının LEL seviyesi 4.4'tür. Yani hacimsel olarak hava 100 birim ise 4.4 birimini metan gazı oluşturuyor ise o ortam patlayıcıdır. Patlayıcı bir gazın LEL seviyesi ne kadar düşükse o kadar patlayıcıdır. Çünkü havadaki gazın miktarı az bile olsa bulunduğu ortamı kolaylıkla patlayıcı hale getirebilmektedir. Patlayıcı gazların aynı zamanda üst patlama sınırı da vardır. Burada gazların LEL seviye değerleri yer alıyor tabloda. Toluen, propan, metan, hekzan, etilen, etanol. Daha çok fabrikasyon ortamında yani fabrika sanayi ortamlarında bulunan solventler. Zaten görüyorsunuz LEL değerleri yüzde olarak düşük olsa da patlayıcılıkları gayet yüksek gazlar. Bu grafikte de uluslararası değerlendirmedeki LEL değerlerinin anlamlandırılması yapılmış. Güvenli aralık 0 ile %0 ile %20 arası. 20 ile 40 arası alt alarm aralığı. %40'tan fazlaki ölçülen LEL değeri ise üst alarm aralığında yer alıyor. Şimdi gaz sensörlerinin geliştirilmesi önemi nedir? Sol-gel yöntemi önemli bir konuma sahip. Sol-gel yöntemiyle saptanacak yani algılanmak istenen gaza uygun olarak hazırlanan duyarlı solüsyonlar kaplama malzemesi olarak kullanılır. Ve bu sonuçta gazlara duyarlı gaz saptama aletlerinin üretilmesi sağlanır. Mesela kalaydan yapılan bir bileşim solüsyon olarak hazırlanıp algılanmak istenen gazı daha fazla yakalama kapasitesi arttırılabilir. Buna dair bir sürü makaleler ve deneysel çalışmalar mevcuttur. Atıyorum karbondioksit gazını algılamak isteyen bir sensörde yapılan sol-gel yöntemiyle yapılan yeni bir solüsyon sayesinde daha fazla karbondioksit gazını cam tabakada, sensördeki cam tabakada tutabilir. Bir diğer gaz sensörlerinin gelişmesinde yarı iletken malzemeler de büyük öneme sahiptir. Yarı iletken malzemelerin geliştirilen özellikleriyle nano boyutta malzemeler elde edilir. Böylece hem daha küçük gaz saptama algıtları üretebilir. Hem de küçük boyutlarda olduğu için aygıtların çalışma randımanı hızlı olur. Otellini gösterdiği bir çizelgede 1980'lerde 15 element kullanan yarı iletken üreticileri
2003'te periyodik tablodaki elementlerin yarısına yakınını kullanır haline geldiğini görmüş. Hatta şimdiki çiplerde radyoaktif olan elementler bile dahil edilmiş. Gelişen teknolojinin ihtiyacını karşılayabilmek için sensör bilimine verilen önem günden güne artmaktadır. Üstelik son yıllarda karışık gazların ve hatta kokuların saptanmasına olanak sağlayan elektronik burun ucunun geliştirilmesiyle sensör araştırmaları sadece bir ivme kazanmamış, aynı zamanda kullanım kolaylığı açısından da tüketiciye kolaylık sağlıyor. Bu uç sayesinde gaz kromatografisi gibi teknik kullanım